Ben özel alan, MUHA Doğal Tedavi İlim Araştırma İnstitüsü'nün sahibi, kurucusu ve yöneticisiyim. Sizlere bugün çok ilginç bir konulardan bahsetmek istiyoruz. Doğal tedavi nedir? Doğal tedavinin tarihçesi nedir? Ne zamandan belli bu tedavi dünyada vardır? Bugünkü modern çağda bunun yeri nedir? Doğal tedavinin mazisi çok eskidir. Adem'le Havva'dan ilk insandan itibaren günümüze dek gelmiştir. Yüz binlerce aşaması olan bir ilimdir. Peygamberler tarafından yapılmıştır. İlim adamları tarafından yapılmıştır. Mesela milletin en çok bildiği İbn-i Baytar Endülüs'te yaşamış. En büyük botanik hekimlerinden birisidir. İbn-i Sina Hazretleri Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Akşemseddin Hazretleri ve çeşitli ilim adamları tarafından doğal tedavi, çeşitli aşamalar, devreler yaşamıştır. İlk hekim, ilk doktor kim dediğiniz zaman Adem'le Havva'dır. Çünkü ilk insan olduğu için ağrı, sızı ve problemlerinde ilk ilaçlarını doğadan yaptıkları için tabii ki ilk hekim onlardır. Bu doğal tedaviler o kadar aşamalar geçirmiştir ki ama biz şu anda bu asırda 100 yıldır ilim, araştırma, teknolojik bilgilerin olduğu bir çağdayız. Biz şu anda eskiden belli gelen bu ilim dallarına bir yeni bir çığır açmak istiyoruz. Onun için biz doğal tedavi araştırmasına tam 30 küsür sene önce başladık. Biz başladığımız zaman, biz ilim olarak konuştuğumuz zaman herkes tarafından çok şok edici bir karşılaşma ile başladık. Mesela arı sütü hakkında, arı reçetesi hakkında, doğal tedaviler hakkında bilgiler verdiğimiz zaman herkes hayranlıkla karşılaştılar. Ama bugün ise 30 sene sonra baktılar ki doğal tedavi doktorlar tarafından, profesörler tarafından, hekimler tarafından araştırılıyor, benimseniyor. İlk zamanlarda bir zıt teşkil etmesine rağmen kimisi tarafından acaba bu bir alternatif midir? Yahut da bu doğal tedavi komplementer mıdır? Hayır, benim kendi görüşüm dünyada tek olarak ne komplementerdir ne alternatiftir. Bu doğal tedaviyi alternatif olarak ayırıyorlar. Halbuki alternatif değildir. Neyin alternatifi? Bu tıbbın en eski çağlardan gelebilmiş en geçerli tıp dalından birisidir. Tıbbın içinde bir ilim dalıdır. Bir de komplementer. Neden tamamlayıcı? Hayır, herkes komplementer diyebilir. Biz de komplementer fikrine biz karşıyız. Çünkü bu tamamlayıcı değil, tıbbın içinde bir ilimdir. Bizler yani eskiden belli bu doğal tedavileri hangi alimler yapmışlar? Zamanına göre yapmışlar. İbn-i Sina da olsa, İbn-i Baytar Hazretleri olsa, eski çağlardan bu yana gelen bütün yabancı ve Müslüman olan ve olmayan bütün ilim adamlarının yapmış oldukları bütün çalışmalar bugün incelenmiş olsa arada dağlar kadar fark oluyor. Arada çok fark var. Çünkü bugün ilim, araştırma, teknoloji üzerine büyük bir gelişme olduğu için bugün mesela daha modernize edilmiş, daha büyük bir çalışmalar var. Mesela şimdi örnek verelim. Bir nar düşünün. Mesela herkes nar ağacı dünyada olduğundan beri herkes nardan bahsediyor. Dört büyük kitapta, kutsal kitapta narın cennet meyvesi olarak bahsediyor. Bunu herkes biliyor. Herkes diyor ki zayıflamak için, yağ için, mesela bağışıklık sisteminizin için herkes nar kullanır diyor. Ama bizim arada ilim olan farkımız şudur. Herkes nar dediği zaman narı yiyorlar, narı kullanıyorlar. Yalnız bizimki o değil. Bizim modern çağda, bizim bizzat kendi araştırmamıza göre narın içinde bulunan punikalsin denen bir madde çok önemlidir. İşte biz narın kendisini değil, narın içindeki bu maddeyi bularak, bu maddeyi alarak kapsül haline biz ilaç getirdiğimiz zaman 25 çeşit hastalığın ilacı, kalp, göğüs, kan dolaşımı. Kadınlarda göğüs kanserini önlüyor. Kan dolaşımı, yağ, metabolizma, kilo,
çok faydalar olan bir madde. Yalnız bunların kendisi değil, narın içinde bulunan polikalsin denen bir madde. Yani demek istediğim, tıp o kadar gelişti, o kadar ilerledi ki bugün eski çağlarda aktar usulü kalmaya artık gerekmedi. Piyasada biliyorsunuz, mesela doğal tedavi, bitki hakkında çeşitli profesörler tanınan, ilim adamlarına konuşulduğu zaman efendim zencefil şuna yarar, sarımsak buna yarar, soğan buna yarar gibi bitkiler hakkında bilgiler, bu gıdadır, beslenmedir. Yani bu tıbbın ilmen hiçbir alakası olmayan bir durumdur. Ben size şimdi şu anda mesela 12 sayfalık bir prospekt bilgisi hazırlamışım. Mesela burada muhafirse, mesela ne demek bu? Kuri, kardamon, kurkuma, koryanda. 4 adet Çin baharatları, sarı altın, zerdeçal, sarı kök dedikleri bu 4 baharat hakkında ben kendim bir formül buldum ve bunun ilacını çıkarttım. Prospektinde yazdım. Bu çok yankı uyardı. Yani kanser olmadan önce kullandığın zaman yemeklerde kansere geçiş yok. Bunun hakkında ilmi laboratuvarlar, Amerikan laboratuvarları ve Alman laboratuvarları bunun hakkında onay veriyor. Bir de Almanya'da bir kimse ilaç yapmak isterse, mesela bu muhafirse hakkında biz ilaç yapmak istediğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi laboratuvar tarafından mühür, belge ve de hemen noterede tasdikli. Yani bir ilacın meydana gelmesi için laboratuvar aşamalarından geçiyor, deneme safhalarından geçiyor, noterden geçiyor, Alman devletinin müsaadesinden geçiyor. Bu memlekette çok kontrol olduğu için böyle belgeli, ispatlı çalışıyoruz. Daha temiz oluyor. Şimdi bu baharatlar neden bu eski çağlar ve yeni modernize arada ne fark var? Bu baharatların kendisi değil. Herkes televizyonda ya da gazetelerde dediği zaman efendim şunu kullan, bunu kullan. Hayır. Biz bu maddenin içindeki maddelerin faydalı, Wirkstoff faydalı maddelerini buluyoruz. Onu biz formülize ediyoruz. Onu biz extract, yani bir de onu kuvvetlendiriyoruz, ilaç haline getiriyoruz. Biz demiyoruz ki size direktmen sen şu ilacı kullan, sen şu baharatı kullan, bu buna iyi gelir. Bu yönün, işin bilinen yönü. Bu eskidendi, bu Adem'le Havva'dan bugüne kadar, 100 yıla kadar gelmiş olan aşamaları bu idi. Ama bugün piyasa değişti, ilim laboratuvar arttı. Bir madde iyiyse o maddenin içinde hangi madde yarayışlı olduğunu bugün artık laboratuvar ilim adamları tarafından kontrol edebiliyoruz. Bir de şu anda mesela yıllarca tarih boyunca bitkisel ilaçlar, doğal ilaçlar hakkında ilim, üretme, kullanma olsa bile bugün biz bir yol seçtik. O yol şudur: orto moleküler doğal yan tesis, orto moleküler terapi. Ne demek bu? Bizim kendi ilaçlarımıza baktığımız zaman burada mesela binlerce bizim ilacımız vardır. Bu ilaçlar orto moleküler üzerine yapılıyor. Ne demek bu orto moleküler? Yunanca bir kelimedir bu. Orto, iyi, muntazam ve çok faydalı, ama moleküler de atomun en küçük parçası. Şimdi bu ilaçlar orto moleküler üzerine yaptığımız zaman, bu ürettiğimiz zaman ne oluyor? Mikroştof enerji, yani mikro inceltilmiş mikro beslenme sistemi. İnce damar, kılcal damarlar, hücrelerin içine kadar hiç sindirime uğramadan direktman vücuda kana karışan bir sistemde, yani mikroştof enerjin olarak bunu yap, orto moleküler. Bu sistemi de dünyada ilk defa Profesör Yulus, Amerikan bir profesör buldu. Yalnız biz ilaç yaptıralım dedik. Moha Enstitüsü olarak biz bir ilaç bölümünde çığır açmak istedik. Bütün ilaç sistemlerini incelediğimiz zaman en güzel bu sistemi beğendiğimizin, bütün yaptığımız ilaçların hepsi orto moleküler üzerine mikro besin, beslenme ve sindirim, kana karışma üzerine bunu yaptık. Genel bir konsept, genel bir araştırma yaptık. Bir de bizim en iyi tarafımız, biz laboratuvar ilim adamları, farma laboratuvar insanları ile devamlı beraber çalıştığımız için
Onların fikirlerini alıyoruz, onların çalışmalarını alıyoruz, beraber çeşitli bilgiler alıyoruz. Bir de mesela herkes ilaç yapabilir, herkes ilaç satabilir. Bizim kar amaçlı hiçbir maksatımız yoktur. Bizim bünyemizde ilaçlarımız, bu Muha Enstitüt denen yerde biz diyoruz ki muayene olunuz, ilaç alınız. Muayene olmadan ilaç hiçbir yerden almayınız. İkincisi, eğer buraya bir şahıs hiç gelemezse bir saç teli ve bir tırnak örneği bize gönderdiğimiz zaman mektupla ücretsiz olarak biz ona har analiz, saç analizi yapıyoruz. Onun vücudundaki hastalıklarını, ihtiyaçlarını, hangi ilaç olduğuna dair bilgilerimiz elde ediliyor. Bizim burada bir kimse eğer ilaç yapacaksa daha emniyetli, daha böyle garantili bir şekilde mesela bizim burada mesela aldığımız bir belge var. Mesela bunu ben birincilikle kazandım. Ticaret odaları Esen'de ilaç yapma yetkisi, ilaç üretme yetkisi, homeopatik ilaçlara karışım yapma, formül bulma, patentleme gibi yetkilerimizi de biz aldık. Yani Almanya'da bu olmadan hiçbir zaman ilaç üretemezsiniz. Ama bizim gördüğünüz gibi burada bu belgemiz de var. Bir de çalıştığımız mesela ilim adamları tarafından mesela böyle geverbeli, müsaadeli olarak oluyor. Mesela bizim çalıştığımız profesörler kendileri mesela kitap yazıyor. Bunun hakkında mesela Profesör Lelay, bununla beraber çalışıyor, mikroloji, tıbbi şifalı mantarlar hakkında bizim üretmemiz var. Bugün piyasayı araştırdığın zaman her profesörün bir iki mantarı vardır. Kanser hakkında, çeşitli hastalıklar güzel bir tedavi ediliyor. Yalnız tıbbi şifalı mantarlar hakkında bizim 10 çeşidimiz var. Aramızdaki fark nedir? Bir kişi bu mantarı herhangi bir devlette üretebilir. Bizim için o geçersiz. Neden? Biz hangi mantarın nerede yaradığını, hangi memlekette yetiştiğini, hangi toprakta, hangi iklimde, hangi rutubette, hangi toprağın verimine göre yetiştiğini biz tespit ediyoruz. O memleketten getirtiyoruz ve burada ürettiriyoruz. Ürettirdikten sonra biz bunu ekstrahit, yani güçlendiriyoruz ve böyle ilaç haline, böyle bitkiler haline getirtiyoruz. Bir de baktığınız gibi bizim kendi enstitümüz ismi Moha olarak burada yazıyor. Profesörün ismi de burada yazıyor, Profesör Lalay. Burada da R ismi yazıyor. Bu R demek Almanya'da registered, yani müsaade edilmiş, onaylanmış oluyor. Dikkat ederseniz belgelerimiz çok sağlam. Bir de laboratuvarlarımız sağlam. Bir de firmalar tarafından, yani sağlık ocaklarından buraya ani kontrol geliyor bünyemize. Numune alıyorlar, gidiyorlar. Şu ana kadar hiçbir tane eksik bir şeyimiz, ikaz edilecek hiçbir tane maddemiz çıkmadı. Hepsi temiz çıktı. Demek istiyoruz ki insan sağlığı çok önemli. Biz demek istiyoruz ki piyasaya bile bilgi vermek istiyoruz. Dikkat, biz insanlara karşı dürüst çalışalım, iyi çalışalım, bilinçli çalışalım, bilgi verelim. Produklarımız sağlam olsun, aldıklarından fayda bulsunlar, tedavi olsunlar, masrafları hiç bu zaman boşa gitmesin. Bizim gayemiz insanlara, insanlık alemine örnek olmak.